Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Yerinde Sohbet programıyla karşınızdayız. Yerinde sohbet diyoruz ve gidiyoruz yerli yerinde. Evet. Birçok böyle dostane sohbetleri ekranlardan sizlere paylaştırıyoruz. Ve bugün de açık havadayız, güzel bir bahçedeyiz. Belki de bir ömürün geçtiği bahçe diyebiliriz. Her tarafında da Kaya amcanın elinin, emeğinin izleri var. Çünkü bu bahçeyi kendisi ekmiş, güzel bir şekilde bu hale getirmiş. Hatta burada da yıllardır bahçesinde bulundurduğu arabasını da bir an olsun gözünün önünden ayırmamış, hayır, eksik etmemiş. Onun da hikayesi var tabii ki. Burada tabii tesbihler var efendim. Bugüne kadar tabii birçok tesbih biriktirmiş ama sadece elinde bunlar kalabilmiş. Tesbihle ilgili anılarından da bahsedeceğiz ve esas mesleğine gelirse kendisi aslında fırın ustası. Buharlı fırınların birçoğu Sivas'ta Kaya amcanın elinden geçmiştir ve yaşayan bir çınar diyebiliriz. 87 yaşında kendisi. Kaya Bulut'u ben size takdim ediyorum. Kaya amca, merhabalar. Merhabalar canım. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz bizi böyle güzel bir şekilde kırmayıp sohbetimizi. Allah yerden kadar razı olsun. Biz de sizden çok memnunuz. Allah razı olsun. Çünkü bizim gibi yaşlıları böyle gözleyip bizim gibi yaşlılardan böyle bilgi almanızı, bizi televizyon karşısına çıkartmanızdan çok müthiş şeydi. Mutlusunuz, memnunsunuz. Çok ne memnunum. Kadar güzel. Çok. En azından bir nebze olsun yalnızlığınızı paylaşmış oluyorsunuz değil evet, mi? Evet, evet. Gerçi tabii çocuklarınız var, sevenleriniz var, torunlarınız var. Şimdi ben 54'te yani askere gidene kadar köydeydim. Hangi köydeydik? İlber'in Tatlıca köyündeydim. Evet. 52'de, 52'nin 7. ayında askere gidenden sonra. Askere gidene kadar hiç köyden ayrılmadın mı? Ayrılmadım hiç. Bir şey var. Köyden ayrılmadım. Hep köye ayrıldım da geldim gittim yani. Peki. Bu tarafta geldim gittim ayrılmadım. Askere gidenden sonra askerde askeri komutanı bizim oraya gelir nüfus yazardı. Hı. Şubede, şube komutanı. Evet. Amcam da benim hem kayınbabam hem amcam, babamla amcam bir aradaydı. Amcam da eğitmendi, köyün eğitmeniydi yani memurdu. Evet. Ona demiştik o zaman, eğer uşaklarınız bir yere askere gitmek olursa bana söyleyin, ben onları istediğim yerde askere veririm demiştik. Yani böyle bir 52'de askere gittim. Askerde tabii bunlar askerliği bu anımı görevimi çok güzel yaptım. Orada da bir dayımız vardı, Mehmet Şeker diye birisi vardı. Beni de orada ev geçiyor atadım ama ben de yaşattı yani askerde. İşte yani İstanbul'da yaşattı. Böyle kolay bir askerlik geçirdi. Kaynanasını beni anam etti. Kendi de kısa boyluydu bir şeydi ama girintili bir adamdı Mehmet Şeker isminde. Maşallah. Hayatta değildir herhalde. O da bulduk. Onu da benim annem burada anası babası ölmüş, yetim kalmış. Benim annem yetiştirmişti onu. Evet. Akrabasının atölyeyi. O komutanı anneniz yetiştirmiş. Evet. O da İstanbul'a gidince beni şey yapardı. Hı hı. Yani onunla gittim İstanbul'a. Davutpaşa kısmında askerliğimi yaptım. Yaparken şimdi gittik kışlığa. Şimdi Beylik komutanları geliyor, seçiyorlar. Takım komutanı çavuş kursunu seçiyor. Hı hı. Beylik komutanı da şoför, makine şeyle subayı da şoförleri seçiyor. Bir rol aldı, bir rol aldı. Beni makine şefi aldı. Dedim ki komutanım ben çavuş olacağım dedim. Çavuş olacağım deyince dedi ki geç dedi. Geçti kalıma vurdu. Netice aldık onu da yaptık. Dedi ki oğlum dedi. Burada dedi şoför, çavuşluk yapanlar dedi. Terfiyeyi burada söküp bırakıp gidiyor dedi. Yani hiçbir şey götüremiyordu ama şoför olursanız dedi. Evet. Bir gümüş bileziği kolunuza takıyorsunuz gidiyorsunuz dedi. Bunu söyledi. Kafama takıldı ve beni kursa gönderdiler. Biraz kursa gittim. İyi de bir şey puan alınmıştım kursta. Gelirken de bana bonserini selam verdi ya her şeyi. Sivil hayatta onları kaybettim. Daha detaylı. Asya'dan gelenden sonra işte buradayım. 54'ten beri de buradayım. 54'ten beri Sivas'ta ikamet etmektesin. İşte burada mı hep yetiştin? Şimdi benim şimdi eski sanayide bir dükkanım var. Evet. Esas benim mesleğim motor tamirciliği. Motor tamirciliği. Nafa'ydı. Nafa'da motor ustasıydım. O şeyleri buradan da var da. Evet. Orada motor ustasıydım. Sonra oradan ben ayrıldım. Hı hı. Hoşuma gitmedi böyle bir yetişi. Piyasaya atıldım. Piyasada atılan sonra biraz şeylik yaptım.
tamircilik yaptım. Baktım ki tamircilikte de iş yok. Ondan sonra tuttum bu fenli fırınlar, Alman fırınları gelince bu fırınlardan benim bir eniştem var. Fırınların sahibi Sebil'in ablam diye birisi şimdi hasta yatıyor. O bize bu işi öğretti, fırın işini. Bu işe başladık. Bu işte de fırında da çok ekmeğini yedim. Yani bugünlere evet. kadar o fırının ekmeğiyle geldin. O fırında geldin. Ekmeğini yedim ve hala da yiyorum. Hala da yiyorsun. Şimdi benim eski sanayide bir fırınım var, yapılı duruyor. 10 senedir açtırmadı. Peki. Peki, şimdi şeye geleceğim. Efendim, tesbih merakınız da var. Aynı zamanda fırıncılık işi yaparken tesbihlere de merak sarmışsınız. Bu tesbih merakı nasıl başladı? Yani şimdi bu tesbih merakı bana... Sanayideydim. Sanayideyken alırdım, getirirlerdi böyle. Ben aldığım varlığı parayı tesbihe takardım. Herkes bana günde en az 10 tane, 15 tane tesbih gelirdi bana. Yani... O zaman kıymeti yoktu. Kehribatların evet. değeri yoktu. Gelirdi. Ben de aldım, topladım. Böyle çapıda düzdüm şeylerin üzerine çapıyla. O çaputlara ta 10 metre, 20 metre çevirdim. Ama şeyle tesbih düzdüm. Evet. Tesbihleri, evet. Neticede sonradan beni karşıladı, şey yaptılar, yani çoluk çocuk, vay sen bu işe takılıyorsun, başta işlerimizi bıraktın falan deyince ben de canım sıkıldı. 157 tane tesbih verdim, 117 tane tesbih verdim, Bağkur sitesinde bir uçuyor. Belki nazarınız dikkat etti, 4 Eylül Lisesi var ya şimdi, şimdi. Orada uçuyor, oradan bir dükkan aldım. O dükkanıyla yatıyor. Hani bu şey tezimde oradan. Ondan sonra elimden gidenden sonra elimden kalanlara da sahip çıkıyorum. Yani bir tane de en kıymetli bir tesbihim kaldı. Evet. Bunu da pek şimdi gelen giden çok oluyor da. Şöyle dur ben sana yardımcı olayım. Evet. Ha, bunu da ben pek satmıyorum. Gelen giden kapımı çalan çok oluyor. Yani bunun meraklısı bir hayli meraklısı fazla. Meraklısı geliyor. Şimdi Sagıp Sabancı olsaydı bu ölmeseydi. Hayatta olsaydı bu tesbihim bir daire alacaktı daire. Yani o kadar değerli değil mi? O kadar değerli. Peki. Ama pek çekmiyorum ama sizin karşı çekim. Allah razı olsun. He. Bizimle paylaştı. Tabii bunun değeri senin elinde olması aslında değil mi? Evet. En güzeli bu zaten. En güzel, evet. Taş yerinde ağırdır derler. Ve herkes bunu sen diyorsun ki ben ölene kadar bu benle. Sıfır olacak ha. Harika. Şimdi işte torunlar diyor ki evet. Hangimize vereceksiniz diyor. Ben de diyorum ki annemden kızın boğazına bakarım onu. Vay annenden deden ölmeyeceğiz diye anlamayacağım. Sen bize annenizin boğazına elinizi sokarsınız tesbihalı çıkartırsınız diyorum. İşte bu diyorsun. 25 tane torun var. Abi. 25 maşallah. Tane maşallah. Maşallah. Kaç çocuk var peki? 6 oğlan, 2 de kız, 8 çocuğum var. 8 çocuk var, 25 tane torun var. 25 torun var. 23 torunum da torunların çocuğu 17 tane çocuğu var. Yani bu şekilde. Yani torunların da torunları evli. Şimdi az kaldı. Torunum evlenecek. Aşağı yukarı 17-15 yaşlarına geldi. Yani ben 2-3 yıl daha sonra evlenir olur değil mi? Şimdi evlendi miydi? Ben torunumun torunu görünce öyle derlerdi. Cennete gidecekmiş derlerdi. Benim cennet kapısı açılıyor. Cennete gidiyorum. İnşallah orada İnşallah. Açılırsa da size de benim şeyim olur. Peki Allah razı olsun. Ne kadar güzel. Bakın işte ya, Kaya amca ne kadar samimi değil mi? Evet, benim şeyim amca. Çok. Böyle avantajlı şeylerim çoktur. Biliyorum. Eğer onu da görersen doğrudan doğru cennete kapısı açılıyor. Yani diyorsun açılıyor. Ki torunumun torununu görürsem cennete gidiyorum diyor. Öyle diyorlar müftüler falan ne diyorlar. Cennetlik oluruz diyorsun öyle herhalde. İnşallah tabii Allah. Nasip etsin diyoruz herkese cennet kapılarını. Evet, tamam evet. cümlesi. Yıllar yılları kovalıyor tabii. Zaman tabii, hızlı geçiyor değil mi? Ama şimdi ben de bu sene burada bir çalıştım. Evet. Acayip yoruldum. Aha. 74 kiloydum, 75 kiloydum. Bahçesini yordu mu? 66'ya düştüm. 66 ama sağlığın yerinde. Düştüm he. Ama peki. Orucumu tuttum. Teravih mi kıldım? Benim Antalya'da oturuyor şu kardeşim. Evet. Kardeşim da Ramazan'ın birinci günü buraya geldi Antalya'dan. Burada kalıyor iki çay. O da beni yanına aldı, ailemi de yanına aldı. Yedirdi, içirdi bayrama kadar. Bayramda bir dağıtıldım. Bir kilo almıştım. Geçen de yine bir yine aldım. 2 kilo almışım. 68 olmuşum. Geçen de yine tartırdım. 66'ya düşmüşüm. Ya ben gidiyorum yavrum bu taraftan dedim. Şurada eczanemiz var şurada. Evet. Eczaneye gittim. Tartılıyorum her gün gidiyorum. Korkuyorum. Allah uzun ömür versin. Tabii ki insan. Yalnız komşulardan birisi var. Şurada oturuyor yukarıda şimdi evet. misafir gelmiş de. Demiş ki kayamda çalışıyor ama demiş burada toprak harnene yoruluyorum. Evet. Bu demiş biraz
düşerse daha kilosunu milosunu almaz, yerinden kalkamaz, ölür gider demiş. Onu da seni söyle mi söylemiş? Peki aman efendim, Allah uzun ömür versin tabii ki. Bu şekilde çalışıyorum. Ölüm hepimiz için değil mi? Bir gerçek. Yani evet, her canlı vallahi ölümü tadacak zaten. Neşeniz yerinde koşu burada. En önemlisi o biraz şakacı yanın var ama senin. Yanımda. Şakaların oluyor muydu gençken böyle arkadaşlarına? Şaka yapar mıydın? Şaka benim işim, bütün şaka. Neler mesela? Şimdi yine camide bütün şaka yaparım. Mesela? Mesela arkadaşlarım gibi Çerkezlerle çok konuşurum böyle. Muhabbet edersin. Muhabbet ederim. Çerkezlerin lisanla konuşurum. Derim ki Çerkezlerin birisi dedim, değermenciliği eskiden şeyler oluyordu. Değermenciliği Ermeniler yapardı biliyor musun? Evet. Ondan sonra dedim ki Çerkez'in birisi Ermeniydi, o söz etmiş, etmiş değermene. Ola gavur. İşte hak alma, almayak. O da hissetmiş sopa yiyeceğini dedim, almayak. İndirtmiş, demiş ya, bak gavur siz mi cennete gideceksiniz, biz mi gideceğiz? Aha siz cenneteceksiniz, biz cennet bizim ne bize demiş dedim, derim onlara. Siz nerede kalacaksınız? Biz de cennet ile cehennemin arasında çayırlık bir yer var orada. Vay kerhaneci biz nerede atlar nerede yayılacak demiş. Çerkez'e çerime getirdim, bir kulak atmış ama dedim. Onlara böyle takılırdım. Öyle. Çerkez, Mahmut vardı, Tuzakçı Mahmut, Emir Usta vardı. Bunlardan çok düştük kalktık böyle. Peki biraz da zanaatkarlıktan bahsedelim. Hani zanaatkar ustalarımız, Sivas'ta işte yapılan güzel eserler var. Güzel tabii ki bugüne kadar korunan ve Sivas'ın o geçmişindeki o eserlerden bahsedelim. Buyurun. Sivas'ımızın geçmişi eskiden çok iyiydi. Şimdi yine iyi de eskiden usta yoktu, ustası. Usta çok kıtırdı Sivas'ta. Usta bulunmuyordu diyorsun. Bulunmuyordu. Şimdi yerinden... Yani bir tamir için başka şehirlere mi gidiliyordu? Yerinden kalkan şimdi usta oldu. Usta oldu, yerinden kalkan usta oldu da yalnız esas antika ustalar duruyor. Antika ustalar duruyor. Var mı tanıdıkların hatırında şimdi, kalanlar? Şimdi kalanlardan pek de kalmadı. Çok da kalmadı. Ben Nafa'daki arkadaşlarımdan hiçbirisi kalmadı. Benden yaşları buçuk olan hep gitti. Piyasada kalan şimdi... Hiç de kimse kalmadı diyesem benim emsallarımdan kimse kalmadı. Şimdi yeni işleyenler var. Mithat Usta vardı, o da bir iki sene önce öldü. Evet. Eski sanayideydi, çok da iyice ustaydı. Allah rahmet eylesin. Evet, gitti. Peki önceden motorcuyum diyordun. Motorun sesini dinlediğin anda anlayabiliyor muydun arabanın sorunlarını veya da... Şimdi sorunlarını ben askerde öğrendim. Öğrendim. Tekrar askerde beni kademeye kursuna gönderdiler. Evet. Oralarda öğrendim, ben askerde... Kara çavuşluğu yaptım orada. Öğrendim. Gelir buraya gelir gelmez ustaların yanına girdim. Bu işi bırakmadım. İlk ustan kimdi? İsmi neydi? Benim ismim şimdi Menşeli köyünden Halil Usta vardı yaşlı. Evet. Bir de Mişlen Usta derlerdi. Mişlen de adı Remzi'ydi de çok çalışkan böyle bir hareketli biriymiş de Mişlen lastiği var ya. Evet. Mişlen lastiğinin hareketli adını, olduğu için. Onu takmışlardı Mişlen. Onlar da onların yanında yetiştim. Ondan sonra Allah rahmet etsin, ikisi de öldü. Peki, Allah i̇kisi rahmet öldü, etsin. Evet. Hatta ben dükkan açtıktan sonra onlar İzmir'e neye gittiler? O Mişlen Usta geldi, benimle ortaklık yaptı tekrar. Ben onun yanında çıraktım. Sen de tabii hızlıydın. Elin her şeye yatkındı. Geldi, bir yerde biraz perişan olmuşlar. Benim kolay değil tabii. Bu şekilde onlarımız geldi geçti. Eskiden o sene aylarda şimdiki benzinliğin olduğu yerde İstanbul garajıydı. İstanbul garajıydı o zaman. Onun yanında da Güneş garajı vardı. Güneş garajının içinde eski köyden de bir Haro diye birisi vardı. Ona da bir araba aldırmışlar. Ağustos'un arabası ilk arabaların çıktığı sınırlarda. Yani ilk arabayı alan biri oluyor o zaman bu Sivas'ta. İlk arabayı alan Kayadibi köyünde Yumurtacı Mustafa varmış. Yumurtacı Mustafa. Kayadibi köyünden. Kayadibi o araba Sivas sokaklarını gezdi değil mi? Bu adam yumurtacılık yaparmış. Evet. Şeyden de kuzucu vardı Kayseri'den. Kuzucuyla Yumurtacı Mustafa. Bunlar ikisi Kayseri'yle Sivas, Ankara, İstanbul iki tane arabayla yolculuğunu yapardı. Yolcu getirir götürürdü evet. Götürür getirirlerdi. O şimdi Kayadibi köyünde aşağı yukarı 15-20 tane şoför var, arabalar da yok. O Mustafa, yumurtacı Mustafa'nın ekmeğini yediler. Yani yumurtacı Mustafa ilk yolcu taşıyan kişi oldu herhalde Sivas'ta. Hepimizi yetiştiren, arabayı icat eden bizim bu Elbeyli nahiyesine buralara hep yumurtacı Mustafa'ydı. Hay maşallah. Hatta geçenlerde de ben, benim yapurtacımı dinlemiş de oğlu, torunu. Demiş ki,
dedi ki bana, Kaya amca benim dedem yaptı sizleri şey yaptı da dedemi niye söylemedin dedi. Heh, onu da söyleyelim bu sefer değil mi? Söylemiş olduk. <bak. gülüyor> Rastlarsan dur dedim. İşte bu da yerinde olmuş oldu değil mi? Yerinde sohbet olmuş oldu. Sohbet oldu. Evet, güzel, buyurun. Onun bir oğlu vardı, hacı çok yaşlı bir delikanlıydı. Çocuğu yakışıklı mıydı? Yok, öldü. Öldü torunu, mi? Onun oğlu ama var. Ama yok, yakışıklı bir delikanlıydı diyorsun. O delikanlıydı. Allah rahmet eylesin. O işte şoförler bunu kötü yere sevk ettiler. İşki mişki derken. Derken hayatı harcadı gitti. Evet. Şimdi yalnız onun oğlu, Mümtaz'ın torunu bana geçenlerde epey rastladı da Kayanca senin şeyini dinledim de dedenin niye söylemedin? O zaman burada söylemiş oldun değil mi? Yerinde sohbette söyledin. Bu şekilde vallahi. Peki şimdi Kayanca, hacı da gittin. Gittim. Arabayla gittin hatta. Benim arabayla bildiğim kadar. Gittim bir de. Yani bu arabanın gitti. Anısı nedir? Bu bahçede araba çürümeye bırakılmış. Şimdi yani bu arabayı da satmamışsın bugüne kadar. Satmadım. Evet. Bu arabayı ben... Kaç model bu araba? 74 model bu araba. 74 model, evet. Model. Hı-hı. Granada. Hı-hı. Alman arabası. Evet. Bu arabayı... İlk araban mı bu senin? He? Bundan önce var mıydı araban bu? Arabam yoktu. İlk araba. Yalnız ben anneme dedim ki, babam vefat etti de, anne bir araba alırsam seni hacca götürürüm dedim. Heh. Annem dedi, buna güvenmiş, kapılmış. Hacılar giderken, bizim köyden bir tane hacı giderken de diyor ki annem, bizim diyor Kaya söylen, onun da bir sözü vardı bana diyor. Öyle deyince hay vah dedim. Sen yani unuttun muydun ara- sözü? He? Sözü unutmuş muydun? Unuttum ama arabayla mı? Araba yok elinde, tamam. Öyle önce dedim. Bu arabayı da kuş hamamının orada bu... Hasit'den bir köylüsü almış, almadan getirmiş. Hı hı. Orada kızlara anlaşmışlardı. Evet. Kızlara açınca bu arabayı da Sivas'ta kimse almamış. Öylece duruyor. Öylece duruyor. Sattık demişler, kimse almamış. Onlar da şey yapacakmış. Arabaya kasa yaptıracaklarmış. Hı hı. Bu arabalar sattık gidiyorum. Yazan şeye, senayideki dükkanıma gidiyorum. Bir de hafif şey oluyor. Yağım kar, ilkbahar kar yağıyor. Hı hı. Arabanın camında satık diye yazılı. Gördün. Gördüm. Dedim ki araba sattı mı sattık. Kardeşim bu arabayı satsan ben alırım dedim. Bize araban kardeş Sivas'ta kaç aydır doğradı kimse almadı. Lan baba gelin dedim. Bir gel bakayım. He. Bizim bir yazıhaneci de kalmış şurada, dükkanı şurada. Adamlar iki kardeş Allah'a ısmarladı çekiyorlar. Gidecekler ama İstanbul'a götüreceklermiş. Yani, kimse almadı diyorlar. Ondan sonra gittik oraya. Yazan olsun. Kaldı soba var. Sobayı yaktım. Bir çay söyledim. Ondan sonra ısıtacak. Dedim ne istiyorsun baba şu? Tamam kabulüm dedim. Ne dediler o zaman? Fiyatı neydi? Hatırlıyor musun? Fiyatı 60 bin lira mıydı? 40 bin liraydı öyle bir şeydi. 40 bin liraydı o zamanın parası. O zaman 40 bin liraydı. 40 bin liraydı. Saydın parayı. Dedim ki ben de dedim Kayseri'de fırın yaptım. Ha elimde bir çek var. 20 milyonluk çek var. Bunu size vereyim. Gerisinde onun taksit yapak dedim. Gerisinde onun taksit yaptık. O çeki verdim. Adamlar dedi ki biz de Kayseri'ye kasa yaptırmaya gidiyoruz dediler. Gittiler. Araba bana nasıl oldu? Arabaya bindik buradan. Hacca gidersin. Hac zamanı şey yaptım. Ailemi aldım. Daim aldım. İstanbul'a gidiyorum. Kısa boylu şeker daimi aldım. Oo maşallah. 4 evet. kişi. Bindiniz arabaya. Bir de çakıcı var. Çakıcı. Çok kıymetli ustaydı burada. Burada mı? Cemal Çakıcı vardı Cemal şimdi. Çakıcı. Oğlu şimdi. Neydi onun mesleği de? Eski senayide oğlu. O da mı otocuydu yine? Oto şey yapıyor. Onun işini yürütüyor. Frenciydi. Frenci peki. Onunla beraber gidecektik. Bindim buradan. Arabaya şeyden döviz alacağız Ankara'dan. Döviz alacarken oraya gittik. Döviz de Demirel'inle Ecevit'in zamanı. Dövizin kıt zamanı. Yok piyasada. Döviz yok. Evet. Gidiyoruz. İller Bankası'na varıyoruz. Bir emir geliyor ki şey olacak, döviz veriyor. Döviz satışı yok. Döviz yok. Herkes dağılıyor. O çakıcı dedi ki, öyle dedi, kardeşim gel dedi. Senin ismin okunca seni hiç sesini çıkartma dedi. Sizinkilerin dedi. Onu masanın üstüne kollar dedi. He. İkinci bir seferde isminiz okunur, hemen paranızı alırsınız. Aldık, gittik. Aldınız, bindiniz. Gittik. Dört günde bir şeye vardım. Dört günde? Vardım he. Hacı vardınız. Hacı vardım. Orada hacdan geldik. Gelenden sonra. Annenizi de tabii götürdünüz götürdüm değil mi? Götürdüm. Annemin ailem yatağı seriyorum arkaya koltuğu değil mi? Daimine ben de öne koltuklar serdik. Dinlene gittiniz. Gittik, dört günde değil bu mi? Bu şekilde çok gittik geldik. Allah cümlesine nasip etsin. Amin amin. Allah gitmeyenlere de nasip etsin. Ondan sonra da bu araba gözümde şimdi satmıyorum. O şeyden trafikten sildirdim. Sildirdin. Ben bunu şey yapacağım. Çalıştıracağım şimdi. Aşağı yukarı 8-10 senedir yatıyor. Evet.
Çalışacağım, koy, bak, koy da büyük bahçem var. Hı. Ha, el, oraya bahçeme bir gidip bursan koyumuz çok kıymetli. Ondan sonra oraya gidip geleceğim. Kardeşim diyor ki çalışmıyordum. Ben niye çalışmıyordum? Bir atar arabanın arasına takarım, hükümemi elinden fırlandırırım. Oradan götürürüm diyor. Diyor ki gözüm görmüyor diyor. Gözümde biraz ağırlığı var benim. E kim kullanacak o zaman? Dedim diyor, dolmasın dedim. Bir at arabasını tutarım dedim. He. Arkasına takarım, beni koya götürür, götürür getirirsin. Şimdi at arabasına söz açılmışken burada eğer de var tabii. atların, atın eğerim bu. Nedir? Valla eşek. Bu adam var. Eşek ama. Mi? Var mı? Şimdi bu adam var ama. Şimdi bir at elime geçse şey papak var şeyle. Var mıydı önceden atın? Atım yok da alacağım bir tane var arkadaşım getir de diyorum. Bak hükümetim onu şöyle attık kumuşu dağımı vurayım da hükümetim ondan fırlanayım gezeyim diyorum Atatürk gibi. Ay maşallah yani diyor, içimde uhde kaldı diyorsun. Bu şekildeyim öyle. Maşallah yani hayat hep böyle neşeli. Neşeli şey, şakrak. Şimdi, camide herkes bana şey yapıyor. Takılıyor, kimi yitiyor, kimi yanıtıyor, kimi beşiriyor, çok şaka yapıyorlar. Ben de seviliyorsun dedim, yani, ben bu güzel. Ben dedim hocaya, hoca dedim, sen bana bir şaka yap dedim. Sonra hoca var, onlar da yapıyorlar. He. Ben sana bir iki üç yumruk vurayım, ben çocuk muyum diyeyim dedim. Senden de uşak daha kimse bana takılmaz. Yok diyor, ben sana vurayım diyor. Bir iki tane de hoca bakıldı diyor. Bir tane öyle vuracak bir adam bulamıyorum. Bulamıyor bulabilsen yani. Benim gibi akıllı bulabilsen. Diyorsun ki şahayı bitireceğim de diyorsun herhalde değil mi? Yani vuracağım birkaç atacağım. O işten kurtaracağım. Yoksa kurtaramam. Ya hayal ederim. Ama seni seviyorlar işte böyle. Seviyorum seninle abi. İlgilenmek istiyorlar. Ben bunları istiyorlar. Seviyorum. Neşem böyle. Neşelerim. Bir gidiyorum. Ha, bu bahçeyde böylece burada yoktan var ettim buraları. Korsan, Allah. Evet. Şimdi şalgam ektim. İnşallah büyüyecek, şalgamla büyüyecek. Salata ektim. Salata bitmedi. Bitmedi. Daha vermedi. He. Şimdi dediler ki müjde. Tornum mornum var, şalganlı şeyler böyle olmuş. Daha şey yapardım. Hatta şurada da ben erik kırdım, Hazretin yıkadım da. Arka tarafta. Onu ben getirebilir miyim? Peki, mi? Onları da birazdan çekimden sonra gösteririz onlarda. Onları da paylaşırız, evet. Şey yapamam dedim, bir erik için varsa bahçenin eriğini yeseler. Değil mi? Allah razı olsun, ikramda bulunuyorsun bize. Bu şekildeyim bize. Yavrum. Hamdolsun, dört tarafın memur. Allah cümlesine versin. Torunlarımın birisi avukat çıktı. Evet. Birisi tapuda şimdi bira açtı şeye, Madamak Oteli'nin oraya, Öndekler'in yanına bira açtı orada. Birisi Akçay'da, Balıkesir'in oğlumun birisi orada fırın çalıştırıyor, çok zengin oldu. Maşallah. Akçay'da Somuncu Baba fırın dedi miydi bir fırın. Orada zengin oldu, evet. Oldu. Onun orada kaymağım çıktı. Daha görev almadı, kaymağım okudu. En büyük oğlun veya çocuğun kaç yaşında? Kızın en büyük? En büyük oğlumun çocuğu aşağı yukarı... Ben oğlumunkini söyleyeyim de çocuğunkini bilemiyorum. Onu hesaplayalım o zaman. Peki. Oğlum 52'de doğdu da. 52 yılında doğdu maşallah. Torunumunkini hatırlayamıyorum. Ondan sonra da doğunca 20 sene sürmeden torunum oldu. Evet. İlk torunum oldu. Aha, ilk torununuz. Onun da ilk torunumdan işte o çocuğu. İlk kucağınızda ne hissettiniz? Evet, onu ben vereceğim bir an evvel. Torunumun torunu olsun ki cennete gideyim diyorsun. Cennetin kapısını açsın. Ya işte Kaya amca görüyorsunuz efendim değil mi? Vallahi ne kadar güzel ama yani torununuzun torununu görebilmek değil mi? Allah herkese nasip etsin diyoruz. Tam cümlesine. Sizin yani, akranlarınız, sizin yaşıtlarınız hani seninle aynı yaşıtta olan zamanında beraber gezdiğiniz, tozduğunuz, muhabbet ettiğiniz o isimleri de biraz analım mı istersen? Şimdi var böyle... tanıdığımız arkadaşlar... O zamanki şehrin mülki amirleri, belediye başkanları hani o eski yıllarda sizin... Şimdi belediye başkanı şey Rahmi Günay'ın zamanındaydı. Daha evet. Biraz da bir şey yanlış anladınız. Geçen de bir şey söylemiştim de. Onları evet. O kapattı. Peki. Şeyi, tamam. Söyle... Şimdi herhalde en net onu hatırlıyorsunuz artık Rahmi Günay'ı. Hatırlıyordum. Evet. Onu, Rahmi Günay'ı hatırlıyorum. Nasıl bu caddeler bir sokakta? Almanya'dan bir fırın getirdi belediye. Evet. Şimdi fırına ekmekleri böyle arabanın şeyini çekiyorlardı altın ray gibi şeyini. Hı hı. Ekmekleri hamuru düzüyorlardı geri itiyorlardı. O biz onu bozduk. İki tane fırın yaptık oraya. Ha, o fırından iki fırın yaptınız. O fırından iki tane fırın yaptık. Bizim tipte fırınlar şimdi daha şöyle gibi. O zaman Rahmi Günay bizi çok sevdi. Rahmi Günay. Sivas'ın ekmeğini verdik. Şu o şekilde de o fırınlar devam edip gidiyor işte. Evet. Rahmi Günay şeyden getirmişti, Almanya'dan getirmişti. İlk fırını şeye, eski sanayinin karşısında oradaydı fırın. Şimdi Ziraat Bankası oldu fırın. Oldu orası, evet. Oradaydı. Orada ileride işte bu şekilde belediye başkanlığında gördüm. Ondan sonra da sanayiden
şey vardı, Ahmet Turak oğlu vardı. Hı hı. Benim de şey vardı, müdür yardımcısı, neydi ismi, bir şeydi ya, unuttum gittim. Beni çok severdi. Evet. Benim de onların şeyde ajantaları vardı, Bangalar Caddesi'nde. Müdür mağazı da, Leysik'te yattı da sonradan müdür yardımcısı oldu. Bu Senayi'deki dükkanı da o sebep oldu. Maşallah. Orhan Bey. Hatırımıza Bey. Geldi. Evet, Orhan Bey. Peki, ne diyorum? De... Orada buyur. Şeyim vardı, teminatım vardı. Küçük dükkana girdim, alacağım. Teminatım vardı. Kardeşime haber gönderdim mi? Geldim de teminatımı çekeyim. Siz ona bir traktör alayım, geçsin dedi. Al dedim. Şey, almaya gidince teminatımı, o da bir de bana rastladı. Evet. Belediyede. Ne diyorsun Gay Usta dedi. Dedim ki Orhan Bey, dükkanlar satıldı, alamadım. Teminatım var, ona çekip de bir aracı, şey alacağım, traktör alacağım. Dedi ki, Gay Usta dedi, 48 numaralı dükkan satılmadı, bu dükkanı sen Allah dedi. Dedim ki, o satıldı. Satılanlar boyanıyormuş. Orada, orayı şey yapmışlar, şantiye olaraktan ilk sefer benim dükkanı yapmışlar, kirlenmiş dükkanım evet. Olmuş, çalışmaz. Turakoğlu'nun yanına girip dedi ki, Reis Bey dedi, usta dedi, iyi bir tamircidir dedi, bizim dükkan satılmadı, bunu bırak. Ethem Bey vardı, muhasebe müdürü, atı şeyde, Kayseri'deki olayda öldü, rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin, evet. O zile bastılar, muhasebe müdürü geldi, 48 numaralı dükkanı, dosyasını getirdiler, 5 dakikanın içerisinde bana dükkanı verdi, imzayı attırdılar. Gittim kardeşime, gittim kardeşime, gittim. Ooo kardeşime bozuldu. Kardeş geldi, işi büyüttük. Evet. Yine sizin şeyinizi alayım, damuğunuzu yapayım, traktörünüzü yapayım. Ama olmadı. Bu şehirleyle kapandı. Şimdi o dükkanda fırın, Senayi'de. Öylece durdu. İnşallah belediye başkanına götüreyim, seni de götüreceğim. İnşallah. Bir tamam, bir gösterelim oraya. Bana fırın orada. Yeri verecek, o fırını söküp oraya koyacak. Harika. Sen diyorsun benim şeyim bu diyorsun. İstediğim bu. Şimdi, peki senden sonra şimdi fırıncılığı bir oğlun Akçay'da yapıyor. Burada yapan yok ama, var mı? Var şimdi. Oğullarım var, yapıyorlar. Burada yapıyorlar değil mi? Yapıyorlar. Bayaktan burada yapıyorlar. Siz herhalde gelmişsiniz de gittiler. Peki. Ondan sonra yapıyorlar. Şimdi... Şeye geleceğim şimdi, Sivas'ın biraz da tarihi dokusuna gelelim. Şehir merkezinde neler vardı, neler yıkıldı, neler yapıldı, caddelerimiz, konaklarımız, hani onları da siz çok iyi hatırlıyorsunuz vallahi herhalde. Şimdi şurada, evet. Şey konağı vardı, hatta konağı vardı şurada. Evet, onlar hala o duruyor. Yapıldı. Evet, restorasyon yapıldı. Şehir, şeyde Ankara'da şeydi, reisiydi, ağır ceza reisiydi. Evet. Bu konak vardı. Bir de Daşlanan konak var, bilmiyorum şeyde aşağıda, şu ileride. Hı hı. O Daşlanan konak... Önceden yine şehir merkezinde bir kilise de varmış. Nerede? Kilise, şehir merkezinde. Kilise mi? He. Onu işte hatırlıyor musunuz? Onu ben iş kulübüsüne söyledim de. Kardeşim dedi ki, Antalya'da seni dedi, araştırdılar dedi. Şeyler dedi, kilise yıkıldı. Dedim ki daha iyiyim, ben dedim onlara şeylik yaparım. He, rehberlik ederim diyorsun. Evet. Kiliseyi o zaman yıktılar. Yıktılar diyorsun o dönemde. Evet. Rahmi Günay döneminde. Yani orada ırmak geçerdi. Irmağı kapattılar. Irmağı geçerdi. Irmağı... Aslında kapanmasaymış keşke ırmaklar yok, değil mi? O ırmak geçerdi, yalnız. Çöl çöp çok atarlardı. O bezazlar, eski ayakkabıcılar falan orada her şeyini ırmağın içine atarlardı. Yani şu anki arı sitesinin orayı anlatıyorsunuz herhalde. Orayın, he. Eski anladım. İlhal Kütüphanesi'nin yeri, meydanı anlatıyorsunuz değil mi? Evet. Ondan sonra üstü çıktı. Orada bir tane belediyenin loğdaşı var. Böyle bir anı var da. Hı hı. Loğdaşı büyük şeyler buraya gitmişler, serhoşlar. Hı hı. Atmışlar aşağıya. Atmışlar. Bir tanesi de şoförüm, birisi biz de o istikamalarında çalışıyoruz, ustaların demişlerinden alıyorsa demin. Hamallara diyor ki gelin diyor, ben müteahhitim, şu taşı diyor çıkardın şuradan da diyor. Evet. Size diyor para vereyim. Ha. Parasını vereyim. Taşı çıkartır, bize geldi dedi ki vallahi usta dedi, hamalları bir işe soktum ki dedi. Ha şimdi dedi, şeyin belediyenin taşını çıkarıyorlar dedi. Çıkar diyor hamallar taşı. Müteahhit yok. Ortada yok. Orada yok. Evet. Geri başın güzel gitmiş, aşağı bırakmışlar. Bu şekilde bir anısı var. Öylece kaldı diyorsun öyle. Orada. Kay amca, böyle anlatacağımız, ekleyeceğimiz var mı başka bir şey hatırına gelen geçmişe dair? Vallahi geçmişe dair işte bunlar var böylece. Ne şimdi eskiden krank taşlama falan diye bir şey yoktur. Ekrem Adar vardı. Hı hı.
Onun da bir Ekrem Adanım, Fatma Hanım diye bir şey aldı, dostu vardı yani, evet. Getirdi. Aha. O bakardı. Evet. O Ekrem Adar, Kırak Taşlar'da, Kırak Taşlama diye hiçbir şey yoktu. Bizim Bursalar'da zımparayla, krangı zımparayla düzeltirdik zımparan şeylerini. Hı hı. Bu şekilde de eskiden. Eskiden bunlar da yaşanırdı. Bunlarla uğraşırdık ha. Şimdi her şey kolaylaştı. Tamircilik de kolaylaştı. Biz de yaşlandık. Ben de şimdi bakalım ne kadar yaşayabilirik onu bilemiyorum. Değil mi? Allah bilir. Ama çok şükür Allah'a sıhhatim yerinde. Hiçbir sıkıntım yok. Peki buradan gençlere, bizi izleyenlerimize, takip edenlerimize ne gibi nasihatler vermek istersin? Vallahi yani nasihat şu. Çünkü hepimiz hayatta zorlukları var. Evet. Fazla düşünmeyeceksin. Takmayacaksın diyorsun. Tutmayacaksın. Fazla evet. Düşünmeyeceksin. Ahmet şeylermiş, Mehmet'e düşmeyeceksin. Kendini boşluğa bırakacaksın. Bir parça al. Şey olursa bileyim, rüzgarda geliyor seni götürüyor aşağı kalırsa. Evet. Budur. Nasihat edeceğim yani çok fazla bu. İnsanlar söylerken yani, kafaya takmaya gerek yok. Vallahi niye diyorsun. Şaka yapıyorum? Ben ne diyorum? Vallahi şaka yapmasam ne edeyim? Şey yapamıyorum. Bundan bir parça yiyin diyorum. Evet. Şey yapıyorum. Arkadaşların hepsine söyleyeceğim bu. Anladın mı? Durmasınlar, çalışsınlar. 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 Boş iş, boş şeyler adamları mahveder. O kavze köşeleri filan adamları mahveder, türüdür. Hı hı. Ha, gençlere benim tavsiyem durmasın. Ne diyorlar da şeyin anlattığı gibi arkadaşlar raporda yaptı ya. Hiç bilmezse limon satsın dedi ya adam, evet, haklı konuştu. Onların konuştuklarına tasdik ediyorum. Yani en azından boş durmasınlar. Boş durmasınlar diyorum. Bu şekilde devam etsinler diyorum. He. Peki. He. Çok teşekkür ediyoruz Kaya amca sana. Allah razı olsun vallahi, senden. Allah uzun ömürler versin. Sizin de beni böyle yaptığınız için ben de sizi çok teşekkür ediyorum. He. Evet. Benim şurada bir şey vardı. Ne göstereceksin? Pipo vardı. Ha, pipo. Şurada. Ha. Bu bunu sana hediye ediyorum. Peki. Bu da eski ta şeyden gelmiş. Karslılar şeyde bir Kars'tan gelme bir adam vardı. Dedelerinden kalmaymış. Tam Kars'tan gelmeymiş. Evet. Bunu bana zamanında verdi. Ben de dedim ki ben içmiyorum. Uşaklarım da içmiyor inşallah. Benden habersiz. Ben de kullanmıyorum ama bunu güzel bir şekilde evde biblo niyetine kullanacağız. Valla bunu ne yaparsan sana hediye ediyorum. Peki. Bu böyle. Teşekkür ediyorum. Kumuş işlemeli. Hı-hı. Teşekkür ettim. Eğer beni oralara bazen böyle şey yaparsan ben siyaset içinde belediye başkanlarının önünde sayacağım. Tamam. O zaman o başka programa. Tamam mı? Efendim yerinde sohbetin işte sonuna geldik. Diyeceksin ki ne bana diyelim, telefon edeceksin. Kayamca az geldi de konuşacaksın. Siyaset konuşacağım diyeceksin. Ben başka de oraya varacağım. Bu dilimdeki, dişimdeki şeyleri sana anlatacağım. Seni de neşelendireceğim. Pekala. Şimdi görenler beni hepsi diyor. Allah köylerinde hani şeyi söndürmemişler ya kazacağını. Evet. Bu yüzden beni döyeceklermiş diyor. Bu gibi şeyler oluyor köylerde diyor. Değil mi? Evet. Hani benim gözüme tut koymuş, bir gözüne taş koymuş da götürmüş ya bizim köylerden birisi. Evet, geçmişte. Ondan da şimdi bana kızıyor ama sen niye öyle yaptın? Yani, sen de yapmayaydın mı diyorum. Yapmayaydınız değil mi? Yani efendim bütün... çok şen şakrak birisi Kaya amca. Allah razı olsun. Allah uzun ömürler versin. Torununu görmeyi nasip etsin şu diyelim. Şu şeyin aslında erik var. Erik mi var? Maşallah. Nerede erik? Orada. Şu masanın peki, orada. Peki eriği de diyor bir gösterelim, paylaşalım diyor. Hani en azından ağzımız biraz ekşiyecek ama erik yediğimizde. Belediye başkanına 38 tane bulut alayacak burada. En reisi benim. En büyüğü sensin. En büyüğü benim, en reisi de başı, ele başı benim. Şimdi eğer benim oraya bir fırın yeri vermezse daha hiç yanına gitmedim. Hoş geldin de gitme. Hayırlı olsun da gitmedim. Diyorsun şimdi önce, gireceğim bir evet. Gün. Başkanım benim sanayideki durumumu gel, fırınımın durumuna bak ne yapmışım ben. Hı hı. Bir de kamerayı getireceğim. Şey var ondan sonra. Evet eriği de alalım bu arada. Efendim teşekkür ediyoruz. Benim bana bir fırın yeri ver göster. Buradan fırınımı sökün oraya kurayım diyeceğim. O zaman bu sanayi ne yaparsan yapmayacaksın yapacağım o zaman. Dedim. Ben ona yapacağımı yaptım. Yaptın değil mi güzelliği? Yaptım. Evime de davet ettim buraya. Allah razı olsun. Şimdi bizim sülale ay başında 30 ayın 30'unda. Her ayın 30'unda mı? Her ayın 30'unda bu 38 hane birleşir. Burada toplanırsınız. Sohbet yaparlar. Oraya da söhbetimizde belediye başkanı Sami Aydın'ı getirdik. Seçimden eve getirdik. Seçimden önce de getirdik. Getirdik gel gör dedik. Ha, ama peki. Benim eğer bu şeyi fırını yerine getirmezse diyorsun. He, sanayi çözülmez diyorsun o zaman. Peki. Bir de şu hanım var onu da söyleyeyim de vallahi lütfen. Erik hoşuma gitti de. Yok eriği de buyurun ben de onu göstereceğim. De. Ben yerim biliyorum böyle. Şimdi koya bir şeşif götürdüm. Evet. Bir arazimiz var, mahkememiz var.
keşif gelince kadın da, hakim de kadın. Hı hı. Hakim kadın. Bizim avukat var. Bir de şeyin avukatı var. Neydi? Yani Sivas'tan birisi. Sivas'ın şeyin. Özel idare var. Özel idare. Evet. İdare var. Avukatlar bir şey yapmışlar. Çay demlemişler böylece. Bir de masa var. Şimdi oturmuşlar. Oturda içiyorlar. Biz de koylu hep benziyle bekliyoruz orada. Hı hı. Bekliyoruz. Dedim ki durdum duramadım. Yemeği çok severim biliyor musun ben? Evet. Dedim ki size bir şey söyleyeceğim acaba ne olur dedim. Ne dedim? Adamın birisi dedim düğün etmiş. Düğün edince öldü, düğün bitmiş davul diyor yol ediyorlarmış dedim. Hı hı. Yol ederken dedim davul diyor. Öğleden davul diye yemek koymuşlar. Tabağında bekmiş getirmişler dedim. Bekmedi dedim. Yerken damada gelsen de ye dememişler dedim. Hı. Damat da benimki gibi bekmedi çok severmiş dedim. Damat peki demiş dedim. Akşam siz görürsünüz inşallah. Akşam olunca dedim. Hadi damat değil de damat demiş ki dedim. Öyle vakti bekmedi kim yese o gelsin gelin yanına demiş dedim. Böyle de bir anın var yani. Ben de şimdi siz buradan geleceğimi dedim. Evet. Bu şeşif nasıl derse valla şeyle çayla muhatayı kimi savunma söylen diyeceğim dedim. Uuu ben bir kahkaha çaldı. Beni yatırdılar oturdular masanın başına. Gel hele gel. Gel hele gel. Maşallah. Oturdum oraya. Şimdi onlar bir tane veriyorum ona bir tane üfürüyorlar. Ben hemen yiyip... bir tane atıyorum. Dedim. Evet. Ama bir konuluk olmaz. Maşallah. Kadın bunlar da bahçenin eriği değil mi? Hakim de kadın da buldu. O da neşelendi senin sayende. Ne güzel. Dedim demek ki gittiğin her yeri neşelendiriyorsun. Bu çok önemli. Yani gittiği yerlerde böyle insanların iz bırakması kendim lazım. Kendim olsun düşecek şey kendime de şey yapıyorum. Hemen katıyorsun. Sen şunu söylesene bana diyorum. Heh. Peki bunlar bahçenin eriği değil mi Kaya amca? Hı? Senin bahçenin erikleri evet. Kaya amca bize yıkadım, erik de burada ikram ediyor yerinde sohbet programının sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum sana. Ha. Güzel muhabbet oldu. İzleyenlerimiz umut diyoruz ki. Yalnız. Buyurun. Ben işte o zaman deseceğim gel gözümden gör vururum. Fabrikavurum Sivas'ın akmağını verdim. 10 sene 15 sene çalıştım. 10-15 sene maşallah. Gel gör. Bana ona göre bir burun yer ver yoksa. Gözüm arkada gider diyorsun o zaman. Gözüm arkada gider sen de. Sen de götürürüm diyorsun yanında. Şey dedim. Şey vermedi bana. Doğan Ürkut. Doğan Bey döneminde oralar tam yıkılmadı. Şimdi yeniden yıkılması gündemde tabii eski sanayinin. Bakalım tabii çok belediye başkanı gördüğün için hepsini de yakından tanıyorsun değil mi? Tanıyorum. Kaç belediye başkanı eskittin onu da öğrenelim sonra bitirelim programı. Çankayı biliyorum. Ahmet Doğan'ın bunların hepsini biliyorum. Hepsini biliyorsun geçmiş yapın. Yani nereden baksan herhalde bir 15-20 başkan eskittin değil mi? Evet. Oldu mu o kadar? Evet. Oldu peki. Efendim. Kaya Bulut'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin hayatından en azından anlattıklarını sizlerle paylaştık. Vallahi. Daha anlatacağı daha çok şey var çok ama vardı. Süremiz kısıtlı. İnşallah başka bir programa diyelim yine. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ben de konuştum falan diyorlar. O işte yumurtacı da yaptım biliyor musun? Yumurtacıyı unutmuştum. Onu söyledik ama şimdi. Onu söyledik. Peki. Efendim herkese selamlar sevgiler diyoruz. Yerinde sohbet programında yeniden başka bir yerde yerinde birlikte olacağız. Allah'a ısmarladık.